Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Hikaye Saati dinleyicileri, ben Fatma. Kocamın Kılığında Biri adlı hikayenin sahibiyim. Yorumlarda hikayenin devamını isterseniz belirtin demiştim. Hikayenin devamını istediğinizi yazmışsınız, yorumları okudum. Şimdi hikayemin eksik kalan kısımlarını anlatmak istiyorum. Aranızda bana inanmayanlar da olabilir ama ben bu yazdıklarımın hepsini yemin ederim yaşadım. Pınar Hanım'a da çok teşekkür ederim. Şimdi hikayeme geçiyorum. Biz üç kardeşiz, iki kız, bir erkek. Biz kız kardeşimle aynı odada yatıyorduk. O zamanki evimiz köy evleri gibiydi. Sadece bir odası ve bir salonu vardı. Annemler salonda, ben ve kız kardeşim de odada yatardık. Odamızda pencere yoktu. Duvar önünde yatardık. Duvarın diğer tarafında da komşumuzun ahırı vardı. Ben her gece o duvarın ötesinden gelen sesleri duyardım. Ahır boştu, kullanılmıyordu. Ama ben sanki orada bir sürü insan varmış ve konuşuyormuş gibi sesler duyardım. Bir gün annem küçük kız kardeşimi anneanneme bırakmıştı. Evde sadece annem ve ben vardık. O gece annemin yanında uyumuştum ve gecenin bir yarısı uyandım. Kız kardeşimi yanımda gördüm. Etrafa bakıp gülümsüyordu. Birden benimle göz göze geldi. O sırada elimin baş parmağını sıktı. Bir ya da iki saniye sonra gözümü açtığımda yoktu. Ben çok küçük olduğum için onun cin olduğunu bilmiyordum. Ertesi gün anneme söyledim. Annem de beni Seyit Hamit diye bir hocaya götürdü. O hoca anneme kızının göz perdesi açık. Cinler de bu yüzden onu korkutmak istiyorlar dedi. Bana bir dua yazdı. O günden sonra bana çok yaklaşmadılar ama hep varlıklarını hissediyordum. Yaşım 14-15 olmuştu. Halamın oğlu Hüseyin beni çocukluğundan beri seviyordu. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Hüseyin benim şimdiki kocam. Ben size biraz kendimden bahsedeyim. Babam zamanında Saddam'ın zulmünden dolayı annemi alıp İran'a kaçmış. Ben ve kız kardeşim İran, Tahran'da dünyaya gelmişiz. Saddam'dan sonra yani 2003'te Irak'a geldik. Ben 11 yaşındaydım. Hüseyin beni ilk kez o zaman görmüştü. Ben Hüseyin'in çocukluk aşkıyım. O 19, ben de 15 yaşıma geldiğimde evlendik. Evlendikten sonra kayınvalidemin evinde yaşamaya başladık. Benim kayınvalidem öz ve öz halam olur ama beni nedense hiç sevmiyordu. Aslında Hüseyin'e diğer kız kardeşinin kızını istiyordu, yani diğer halamın kızını. Ama Hüseyin beni sevdiğini, illa da benimle evlenmek istediğini söylemişti. Bu yüzden herkesi karşısına almıştı. Hikayemin yorumunda birisi halayla nikah düşer mi diye yazmış. Evet, nikah düşer. Hele aşiretteki bir kız eğer güzelse onu asla başka aşiretten birine vermezler. Ya hala oğluna ya da amca oğluna verirler. Bizim yaşadığımız yerde bunlar çok normaldir. Neyse, ben Hüseyin'le evlendim. Önceleri bir şey yaşamamıştım. Ta ki hamile kalana dek. İlk iki ayım normaldi ama üçüncü ayımda sorunlarım başladı. Onları yeniden görmeye başladım. Her sabah ezanından önce beni alıp kendi alemlerine götürdüler. Orada bana işkence ediyorlardı. Ben artık uyumaya korkar olmuştum. Benim kocam polis ve iki gün evde, iki gün görevde olur. Bir gün yine kocam yokken beni kendi alemlerine götürdüler. Onların aleminde hiç renk yoktu. Hepsinin kafası kocamandı. Bedenleri ise 10 yaşında bir çocuk gibiydi. Ben bunu 9 ay boyunca yaşadım ve sanki çok normalmiş gibi artık korkmuyordum. Neyse, ben ilk kızımı dünyaya getirdim. Ama birdenbire kocamla aram bozuldu. Daha lohusayken benden uzaklaştı. Bundan sonra ne sen annenlere gideceksin ne de onlar buraya gelecekler dedi. Çok zor günler geçirdim. Daha lohusalığım bile bitmemişti ki ilk hikayemde yaşadığım olayı yaşadım. O varlıkla birlikte ilişkiye girerken varlığın elini ve parmaklarını gördüm. Elini bebeğimin beşiğine koymuştu. Dediğim gibi kimse beni deli sanmasın diye kimseye bir şey söylemedim. Hem bunu nasıl anlatabilirdim ki? Ne zaman uyusam bana gözükürdü. Onu gördüğümde sanki yerimde taş gibi kesilirdim, hareket edemezdim. Belimden aşağısı yanıyor gibi acırdı. Sonra ben yine hamile kaldım ama bebeğim 3 aylık anne karnındayken sebepsizce nabzı durdu ve bu durum 3 defa tekrarladı.
Sonra öğrendim ki sadece rahmime erkek bebek düştüğü zaman kaybediyorum. Bana aşık olan o cin hayatımı alt üst etmişti. Hamile kaldığımda bebek daha karnımdayken nabzı duruyordu. Ben ne yaptıysam da bebekleri yaşatamadım. Ortada hiçbir sağlık sorunum da yoktu. Neyse bir gün canıma tak etti ve anneme söyledim. Yaşadıklarımı anlatınca neden bunca zaman söylemedin diye çok kızdı. Bir hocaya gittik. Vallahi hiç Allah dostu kalmamış, varsa da benim karşıma çıkmadı. Hepsi paranın kölesi olmuşlar. Hoca bana büyü yapıldığını söyledi. Benim çocuğum olmasın diye büyü yapmışlar. Bu büyü yüzünden de bana 7 tane cin musallat olmuş ve bunlardan bir tanesi de aşık olmuş. Bu aşık olan cin diğerlerini bana yaklaştırmıyormuş. Bu hoca benden yüklü miktarda bir para aldı ama yine de çare olmadı. Bir gün uyumuştum. Rüyamda 4 tane siyah çarşaflı kadın beni harabe bir yere götürdü. Çok kalabalıktı orası. Sanki hepsi de düğüne gelmiş gibiydi ve bana bakıyorlardı. Üzerimde bir gelinlik vardı. Bilirsiniz evlerimize ayet asarız ya da besmele asarız. Orada da bir yazı asılıydı ama oradaki yazıda tövbeler olsun Allah'ım Bismi Şeytan Rahim yazıyordu. Bana bir kağıt uzattılar. Benim o cinle nikahlanmamı istediler. Ama beni Allah korudu. Ben ellerinden kaçtım ve kendimi birden uykudan sıçrarken buldum. Kalbim sanki gerçekten koşmuşum gibi çarpıyordu. Bir gün yine uykumdayken ben ve annem kocamla birlikte bir tepenin üzerindeydik. Orada bir hocaya gittim. Bana bir kavanozun içinde bir yumurta ve bir anahtar verdi. Kızım sana büyü yapmışlar. Maddi olarak da bir şey sahibi olmayasın diye büyük bir büyü yapmışlar dedi. Anneme de dönüp senin kızın musallatlı dedi. Rüyamdaki hoca adının Hasan Tayyar olduğunu söyledi. Ama ben o rüyadan sonra hocayı bulamadım. Elimden hiçbir şey gelmemişti. Halamla birlikte yaşadığımızı ve beni hiç sevmediğini söylemiştim. Ben ve kocam artık halamın yaptıklarına dayanamadık ve kendi evimize çıktık. Irak'ta polislerin iyi maaşı vardır. Kayınvalidemlerle otururken kayınpederim kocamın elinde ne kadar maaş varsa yarısından fazlasını alırdı. Seni biz büyüttük, bu hale biz getirdik derdi. Parayı da kendisine hak görürdü. Biz evden çıktığımızda artık paramızı alamadıkları için kendimize bol bol paramız kalmıştı. 3 ay içinde kocam daha önce bana alamadığı her şeyi almıştı. Bu da yine onların zoruna gitmişti. Hep kocamı doldurmaya çalıştılar. Neden bunları aldınız diye sürekli kafamızın etini yediler. Aslında hasetliklerinden böyle yapıyorlarmış, sonradan anladım. Bir ara bunlar benimle ve kocamla can ciğer oldular. Ben de belki oğullarını özlemişlerdir, belki düzelmişlerdir dedim. Meğer öyle değilmiş. Bir gün kayınpederim bize geldi. Ben Fatma'ya çok üzülüyorum. Hep erkek bebeklerini kaybediyor. Ben sizin için bir hüddan buldum. Kimse evine kabul etmez. Kendisi hastaları ziyaret eder. Ben sizin için randevu aldım dedi. Ben de belki bana da çare olur dedim. 2 gün sonra o hüddam evimize geldi. Kocama ve diğerlerine siz dışarı çıkın dedi. Onlar da dışarı çıktılar. Bu hüddam yere mumlarla bir yıldız şekli çizdi. Bana da bu şeklin tam ortasına oturmamı söyledi. Ne görürsen sakın korkma dedi. Hüddam etrafımda dönüp bir şeyler mırıldanıyordu. Ben birdenbire bu yıldızın içinde bana aşık olan cini gördüm. Bana gülümseyerek bakıyordu. Nereden bilecektim ki kendi kendime ateş attığımı? Hüddam bana bir dua, bir şişe de su verdi. Bu duayı akarsuya at. Bu şişedeki suyla da yıkan dedi. Tam 2 gün sonra bedenimin yandığını hissettim. Kendime aynada baktığımda sanki bir kazan kaynar su üzerime dökülmüş gibiydi. Her yerim yara bere içindeydi. Hiçbir doktor bunun sebebini bulamadı. Tam 4 yıl boyunca dile kolay bu yaralar geçmedi. Doktorlara ne kadar para döktüm. Hiçbirisi bir çare olmadı. Ben bu haldeyken bana aşık olan cin yine benimle birlikte yaşıyordu. Bana kocamın beni aldattığını fısıldıyordu. Benim 6. hissim çok güçlenmeye başladı. Her ne olacaksa önceden hissediyordum. Mesela babaanneme bakmıştım ve babaannemin bir hafta sonra öleceğini söyledim. Babaannem gerçekten bir hafta sonra öldü. Amcamın karısı bunu nasıl bildiğimi sordu. Ben onun da annesinin öleceğini hissettim o an. Tam senin de annenin ölümü yakın diyecektim ki söylemedim. Gerçekten de annesi 1 ay sonra vefat etti. Ölecek kişileri gözlerinden biliyordum artık. O kadar doktora gitmiştim, hiçbirisi çare olmamıştı.
Artık hocalara da güvenmiyordum. En sonunda anneme beni Kerbela'ya götür dedim. Orada Hazreti Abbas'a gittim. Onu ziyaret edip dua ettim. Allah'ım Hazreti Abbas'ın yüzü suyu hürmetine bana şifa ver dedim. O gece orada kaldık. Sabaha karşı bana bir uyku bastırdı. Daha yeni uyumuştum ki bir rüya gördüm. Kendimi aynı yattığım yerde gördüm. Kendime bakıyordum. Bedenim yerde uzanmıştı. Benim başımda beyaz giyinmiş, nur yüzlü bir adam vardı. Başımda dua ediyordu. Birden kalk, sen artık iyileştin dedi. Ve gerçekten o gün benim bedenimdeki bütün yaralar iyileşti. O gördüğüm zat Hazreti Abbas mıydı, başka biri miydi bilmiyorum. Kerbela'da kaldığım süre boyunca beni hiçbir cin rahatsız etmedi. Dönüp evime gittim. Evime gittiğimde aynı şeyleri tekrar yaşadım. Bu defa bana adımla seslenmeye başladılar. Ya annemin sesiydi ya da kocamın sesiydi. Bir gün ben mutfaktaydım, küçük kız kardeşim bizdeydi. Kocam evde yoktu. Birdenbire kız kardeşimin bağırma sesini duydum. Salona koştum, kız kardeşimin korktuğunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Abla enişten buradaydı. Bana sinirli bir sesle neden kardeşine yardım etmiyorsun dedi. Ama gözleri sanki kedi gözüydü. Ben bağırınca da birden ortadan kayboldu dedi. O cin bana kocamın beni aldattığını bile söyledi. Hatta aldattığı kadının adını söyledi. Ben artık kocama güvenmemeye başladım. Aramızda çok büyük bir kavga çıktı. Ona kadının adını söylediğimde kocam da çok şaşırdı. İnkar bile edemedi. İşte aklımdan geçen her şey böylece başıma geliyordu. Artık onu sadece ben değil, kızım da görmeye başladı. Bir defasında kocam ve ben uyuyorduk. Birden kızımın sesini uyandım. Çok korkmuş ve ağlıyordu. Anne, senin yanında babamdan başka biri de vardı. Aynı babama benziyordu. Ama sana ve babama çok sinirli bakıyordu dedi. Tabii ben hemen anladım. Ama kızıma da rüya gördüğünü söyledim. Yine bir gün bu varlık benim rüyama girdi. Aynı şekilde kocam benden korkma dedi. Ben de senden korkmuyorum dedim. Benimle gel, sana bir şey göstereceğim dedi. Beni kendi alemlerine götürdü. Onların alemi sanki bizden çok geride yaşıyorlarmış gibi. Bana sizin alemde kim varsa burada aynısı var dedi. Ve gerçekten tanıdığım insanlar oradaydı. Ama elbiseleri sanki 100 yıl öncesine aitti. Hatta yaşadıkları yer bile bizim yaşadığımız yerle aynıydı. Zamansa eskiydi ve her şey çamurdandı. Hala rüyalarıma giriyor, hala çocuk sahibi olmamı engelliyor. Ben artık hocalardan korkar oldum, hiçbirine güvenemiyorum. Çarem nerede onu da bilmiyorum. Sizin kanalınızı buldum, sürekli sizden gelen hikayeleri dinliyorum ve sizi çok seviyorum. Ben de hikayemi anlatmak istedim. Artık paylaşır mısınız bilmem. Yazım hatalarım mutlaka vardır. Bunun için de özür dilerim. Belki yorumlarda bana bu musallattan nasıl kurtulacağımı söyleyenler olur. Bu yüzden yorumların hepsini okuyacağım. Tabii eğer paylaşırsanız. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.